70'lerdeki kuars devrimine ya da günümüzdeki akıllı saat furyasına rağmen mekanik saatlerin ve bunları geliştirmeye adanmış horoloji biliminin hız kesmeden yoluna devam ettiğini defalarca anlattım. Bugün bunun en güzel örneklerinden biri olan Alman Nomos markasına yüz atacak ve çok iyi bir saatin makul fiyatlara da satılabileceğine hep beraber şahit olacağız. Bugüne kadar incelediğim saatlerin çoğu 100 yılı aşkın bir geçmişe ve sayısız başarılara imza atmış markaların saatleriydi. O markalara nazaran çok daha genç bir marka Nomos. 1990 yılında Almanya'nın saatçilikle ün salmış Glashütte kasabasında kuruldu marka. Kurucusu Lorenz Schmendtner bugün hala şirketin başında. Glashütte kasabası Avrupa'da saat üretimi konusunda sanıyorum İsviçre sınırları dışındaki en gelişmiş ve uzmanlaşmış bölge. Bir uçtan bir uca yürüyerek 15 dakikada gezebileceğiniz böylesine ufak bir yerleşim yerinin kendi adıyla marka olabilmiş olması ise takdire şayan bir başarı. Aynı bölgede saat üretimi yapan iki büyük Alman saat markası dikkat çekiyor aslında. Biri bugün Patek Philippe'le yarışan Alangenzöne, biri de Glashütte Original. Bu markalardan biri Richmond Group, diğeri de Swatch Group bünyesindeyken Nomos saatçilik pazarında hala bağımsız kendi başına üretim ve satış yapan ender markalardan biri. Almanların Bauhaus tasarım hareketini sürdüren, yani minimalist ve yalın çizgilere sahip temiz saat tasarımı olan bir marka. Nomos'un Glashütte kasabasındaki ana üretim binası da kasabanın eski tren istasyon binası aslında. Anlayacağınız aynı kasabadaki çok daha büyük abilerine oranla gayet mütevazi ancak çoğu Alman şirketinde de olduğu gibi kalite ve sonuç odaklı bir marka Nomos. Şirket ilk seneler kurmalı saatlerle ve Peso 7001 mekanizmayı kullanarak yola çıktı. Ancak ilerleyen yıllarda bu Peso 7001 makine üzerinde kendi değişikliklerini yaparak mekanizmanın %95'ten fazla bir kısmını kendi tesislerinde Glashütte'de üretmeyi başardılar. Bu sayede kadrına Glashütte yazma hakkına da ulaştı bu firma. Bu yavan atılacak bir başarı değil bu arada. Tıpkı Swiss Made yazabilen İsviçre saatleri gibi kadrına Glashütte yazmayı hak kazanabilmek de bayağı zor bir süreç. Hatta daha da zor ve komplike diyebilirim. Zamanla adını duyurmaya başlayan Nomos birkaç sene sonra bir Alman yatırım şirketinden yatırım da almayı başardı. Ve bu finansmanın da yardımıyla hemen kendi in-house mekanizmasını üretme yolunu seçti. Ortaya çıkan ilk in-house kalibrelerine de Alfa adını verdiler. Yunan alfabesinin ilk harfi. Bu arada ek bilgiler serpiştirelim yine. Nomos kelimesi de Yunanca'da yasa, kanun anlamına geliyor. Yunan alfabesinin son harfi olan Omega da bildiğimiz gibi seneler önce bir başka saat markasına isim babası olmuştu. Saatçilikte son nokta fikriyle. Nomos da ilk in-house makinesine başlangıç anlamını da içermesiyle ve tarihteki benzer örneklere de gönderme yaparak Alfa adını seçti. İlerleyen senelerde markanın bilinirliği artmaya devam etti. Zaten 2003'te firma sahibi Roland yatırım şirketine geri ödeme yaparak şirketinin tüm hisselerine yeniden sahip oldu ve hala da bağımsız bir saat markası olarak yoluna devam ediyor Nomos. Özellikle Swing System yani salıncak sistem adını verdikleri kendi eşapman sisteminin duyurmalarıyla da geçtiğimiz senelerde saat sektöründe ciddi bir saygı da kazandı Almanlar. Nomos tasarımları özellikle basit ve elegant görünümleriyle ön plana çıktı. Ben genelde hep spor giyinen biri olarak uzun süredir uzaktan izliyordum ancak diğer tasarımların oranla nispeten daha spor bir görünüme sahip Club Campus koleksiyonundan bir saat karşıma çıkınca daha fazla kendimi tutamadım. Zaten bana bahane olsun biliyorsunuz artık yeni saat almak için. Şimdi hep beraber bu modeli masaya yatıralım bakalım neymiş. Saatin kısa cebi 38,5 milim. Kalınlık 8,5 milim ki bu çok ama çok başarılı bir değerdir. Ve uzunlukta 48,9 milim. Aynı modelin 36 milim olan versiyonu da var. 38,5 milim aslında Nomos için bayağı iri kabul edilebilecek bir ölçü diyebiliriz. Saatin uzunluk değeri de çapına oranla beklenmedik şekilde fazla. Bununla da alışılmıştan daha uzun tasarlanmış bu bacakların etkisi yüksek. Kasa tamamen parlak çelik yüzeylerden tasarlanmış. Cila işçiliği çok başarılı ve aslında parlak yüzeylerde bile işçiliğin ne kadar fark yaratabildiğine çok iyi bir örnek bu saat. Tepe saat 3 yönünde, vidalı değil yani basçek bir tepe. Belki tepe üzerinde bir Nomos logosu kullanabilirmiş ancak hedefi minimalist tasarımlarda yüksek detay işçilik sunmak olan bir marka için sanıyorum çok da anlam ifade etmeyecektir. Arka kapakta olabildiğince sade tasarlanmış. Dikkatli gözler hemen balık simgesi yanında yer alan 10 atmosfer ibaresini fark etmişlerdir. Bu değer 100 metre su geçirmezlik özelliğini belirtiyor. Bu kadar ince bir kasa tasarımı ve vidalı olmayan bir tepeye rağmen 100 metre değere ulaşabilmek gerçekten güzel bir başarı yine bu model için. Kapak özellikle minimal yazı olacak şekilde hazırlanmış. Bu modelin adı Club Campus. Nomos bu modelle aslında adından anlaşılacağı üzere üniversiteden yeni mezun olanlar için ideal bir ilk mekanik saat hediyesi olabilmeyi hedeflemiş. Sipariş sırasında arka kapağa isteğe göre ücretsiz yazı yazdırma opsiyonu da sunuyorlar. Yurt dışında ilk mezuniyette, ilk işe başlamada ve emeklilik sırasında böyle anlamlı hediyeler vermek gibi de güzel bir adet olduğunu da arada hatırlatmış olalım. Nomos'un pek çok modelinde sunduğu bir diğer opsiyonsa safir arka cam kapak. 200 euro civarı bir fark ödemeyi kabul ederseniz
içerideki mekanizmayı da görebilmenizi sağlayan cam kapaklı da saatinizi teslim alabilmeniz mümkün. Mekanizma demişken saate hayat veren makine de başta anlattığım Nomos'un ilk inhouse kalibresi olan Alpha. Bu mekanizma aslında tasarım olarak PESO 7001 adıyla ün salmış bilinen en ince kurmalı mekanizmalardan birinin yeniden yorumlanmış hali. Nomos mekanizmanın hemen hemen tamamını kendi fabrikasında üretiyor ve plaka ve çaklar üzerindeki işlemelerle mekanizmaya ciddi de bir görsellik ekliyor. 43 saat güç rezervine sahip, saatte 21.600 vuruş özellikli son derece güvenilir bir makine. Firma sadece görsellik eklemekle kalmayarak temel PESO 7001 kalibrede olmayan hacking, yani saniye durdurma özelliğini de kendi üretimi alfa mekanizmaları eklemeyi başarabilmiş. Ön yüze geçince bizi hafif kubbe kesim bir safir cam karşılıyor. Kadran zemini galvanize edilmiş ve rutenyum ile kaplanmış. Rutenyum, platin temelli ve metallerin korozyona karşı dirençlerini arttırmada kullanılan çok da az bulunan bir katalizör. Kadran yüzeyine bu işlemle farklı ve muhtemelen çok uzun süreler yıpranmayacak bir doku vermeyi başarmışlar. Akrep ve yelkovan ise rodyum kaplama. İşleri ise beyaz süperluminova fosforla doldurmuş. Sade tasarım üzerinde son derece yüksek içerikli üretilmiş ve ışık altında çok güzel parlayan nefis bir keskinlik söz konusu. Saniye kolu ise sağda altı yönünde ayrı bir mini kadran üzerinde yer alıyor. Burada da seçilen neon turuncusu renk saatin bu minimal tasarımına rağmen çok ciddi bir spor hava da katmış bence. Saat 12 yönünde temiz bir işçilikle Nomos ve altında da gururla taşıdıkları Glashütte ibaresini görmek mümkün. İndislerde ise farklı yapmayı başarmışlar. Yarısı Roma rakamları, yarısı ise günümüz rakamlarıyla tasarlanan bu kadran dizilişine horolojide Kaliforniya kadran deniyor. Neden bu ismin verildiği de çok net olmamakla beraber işin kökenine baktığımızda karşımıza bir saat devi olan Rolex çıkıyor. 1930'ların sonunda ilk olarak Rolex'in kullandığı bu iki farklı rakam tipi içeren tasarım, ilerleyen yıllarda Rolex'in Panerai ile işbirliği yapması sırasında Panerai saatlerde de karşımıza çıkıyor. Özellikle 2. Dünya Savaşı sırasında çokça kullanılan bu kadran tipi 70'lerde başlayan vintage saat çılgınlığı sırasında çok talep görüyor ve Rolex saatlerini restore ettirmek isteyen kullanıcılar için bu işi en iyi yapan saat ustaları o dönem Amerika'da, Kaliforniya'da yer alıyor. İşte bu sebeple de kadran tasarımı aslında ilk üretiminden yıllar sonra Kaliforniya takma adını alıyor. Nomos kendisi buna farklı bir dokunuş yaparak Roma rakamlarından oluşan kısmı üst yarım dilimden alt kısmı taşımış. Yani bir bakıma ters Kaliforniya tasarımı olmuş. Bana sorarsanız da harika bir dokunuş olmuş. Hem özgün hem de nostaljik olmayı başarmışlar. Rakamların içi de tıpkı akrep ve yelkovanda olduğu gibi fosforla dolu. Fosfor renginin de alışılmış yeşil yerine mavi bir renk olarak tercih edildiğini söylemek gerek. Saatin bacak açıklığı 20 milim. Bu modern saatlerde sıkça gördüğümüz bir değer ve farklı deri kayışlar bulup kullanmak gayet kolay. Saatin üzerine gelen kayış ise koyu antrasit renginde kalınca bir süet kayış. Nomos tasarımlarında genelde kullanıcıları en çok şaşırtan kısım bacakların uzunluğu. Deri kayışla kasa arasında bir boşluk kalıyor ve bu alışılmıştan bir parça daha fazla olduğu için rahatsız edebiliyor bazı arkadaşları. Daha klasik tasarım Nomos modellerinde ben de belki yadırgayabilirdim bunu ama bu tarz daha spor bir Nomos saat tasarımında beni hiç rahatsız etmedi diyebilirim. Aksine saate yine farklı da bir karakter katıyor bence. Bu arada saat şatafattan uzak ama kaliteli bir ahşap kutuyla geliyor. İçinden temizleme bezi ve garanti belgesi dışında minik bir zarf içerisine yerleştirilmiş ve üzerinde İngilizce tebrikler yazan kullanma kılavuzu da çıkıyor. İncelediğim saati ben ikinci el olarak satın aldım. İlk sahibi düzenli olarak 4 yılı aşkın süredir kullanmış. Yani sıfır bir saati değil, ömrünün ilk 4 yılını hem de yon olarak kullanılarak geçirmiş. Ancak ilk günkü güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş bu saat bence. Daha uzun sürelerde kaybedeceğini sanmıyorum açıkçası. Nomos, marka olarak her geçen sene dünya saat pazarındaki bilinirliğini arttırıyor. Bunda elbette Alman Bauhaus tasarım çizgilerinin payı var ama asıl saygı duyulan kendi in-house mekanizmalarını üreten, basit tasarımları çok üst düzey detay işçilikle destekleyen bağımsız bir Alman markası onları. Bana göre bu çizgisini bozmazsa daha henüz çok genç bir marka olmasına rağmen zaman içerisinde çok daha prestijli bir yere sahip olacaklar. Yurt dışında yaşayan bir asgari ücretlinin yarım maaşıyla kolayca satın alabileceği bu saate ülkemizde maalesef erişmek mevcut ekonomik şartlarda çok kolay değil, farkındayım. Ancak in-house mekanizması, bu fiyattan çok daha yukarıdaki lüks saat markalarından asla aşağı kalmayacak detay işçilikleri ve markanın geleceğinin parlak olmasını göz önüne alırsak, bütçesi müsait olan arkadaşlara gönül rahatlığıyla önerebileceğim bir saati anlatmış oldum. Nomos'tan elbette daha köklü ve tüm dünyaca bilinen bir saat markası olan IWC'nin de 2021'de tanıttığı pilot kronograf saatini yakın zamanda kanal için incelemiştim. O videonun da ilginizi çekeceğini düşünüyorum açıkçası. İşte hemen şuraya tıklayarak o videoya geçebilirsiniz efendim. Kanalda abone olmayı düşünürseniz onu da şuraya tıklayarak halletmeniz mümkündür. Hoşça kalın, saatlerle kalın arkadaşlar.